Şimdi değerli kardeşlerim, ikinci olarak zeytinyağı ve kuru incir kürünü anlatacağız. Nasıl hazırlanır? Çok basit. Herkesin evinde illa zeytinyağı ve incir bulunur. Şu anda zaten incir hasadı zamanı. Kuru incir hasadı. İncir bir aylık dönemde var ama şu an kuru incir hasat zamanıdır. Köylerde incirlerimizi kurutuyorlar. Bu şekilde bize hazır geliyor. Hocam organik mi diye soru gelebilir. Ülkemizde yetişen tüm incirler organiktir inşallah. Çünkü şu an zamanı, mevsim zamanı. Yani bundan önce yazın, Nisan ayında incir yok. Hani Nisan ayında incir yetiştiren birini görürseniz o zaman ondan uzak durun. İncir elhamdülillah her zaman organiktir. Bu şekilde incirlerimizi ufak ufak doğramamız gerekiyor evvela. Bu İbn Sina'nın tarifidir. İbn Sina büyük doktor, büyük alim. Kendisi bize bunu her gün tüketmemizi tavsiye etmiştir. Hastalık olsa da olmasa da bu şekilde küçük küçük doğrayıp şurada hazırlayalım da görsün. Küçük küçük doğrayıp incirimizi, tabii incirimizin kaliteli olmasına dikkat edelim. Bakalım içine, yani çok mesela geçen senenin mahsulü olan incirler var, kuruyor. O değil de bu sene daha yeni kurutulmuş incirler bunlar. Bu şekilde doğruyoruz. İçine sadece üzerine örtecek şekilde zeytinyağı koyacağız. Tarif bu. Bu şekilde hazırladıktan sonra bunun üzerine kapatın. İbn Sina'nın tarifi. Üzerine kapatıp 5 gün boyunca karanlık odada bekletilmesi lazım. Zeytinyağının içerisinde. Bazı aktarlarımız 12 saat yeterli diyor ama İbn Sina'nın tarifi 5 gün boyunca bu şekilde beklettikten sonra bu kuru incirimizi her sabah bir tatlı kaşığı yiyeceksin aç karnına. Tüketilmesi kolay. Hani zeytinyağı içemiyorum diyorsun ya, o zaman her sabah bunu tüket güzel kardeşim. Bu bir mucize insan bedenimize. Değil mi? Bunu her sabah tüketebilirsin. Bunun da karaciğer hastalıklarına büyük faydası vardır. Eğer sindirim sistemini kolaylar, mide içerisindeki bütün hastalıklara iyi gelir, zihnimizin güçlenmesine yardımcı olur. Bunu her sabah tüketirsek. Bunun bir zamanı yok. Bunu bütün yıl boyunca tüketebilirsiniz. Kendinize alışkanlık hale getirebilirsiniz. Bunu tüketip sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Şimdi günümüze bakıldığı zaman maalesef biz böyle şeylerden uzağız. Maalesef toplum olarak paketli tüketim, yani paketli yiyecekleri tüketmeye bedenimiz alıştı. Maalesef. Çocuklarımız da öyle yetişiyor. Yani bunlar artık eskisi gibi bilinmiyor. Çok yağlı tüketimler yapıyoruz. Dışarıda tüketilen poğaçalar, sandviçler, yani evimizde kendimizin hazırlayıp da tükettiği yiyeceğimiz çok az. Genelde dışarılarda bir şeyler tüketmeye çalışıyoruz. Bu da bize büyük zarar veriyor. Niye? Çünkü tükettiğimiz her şeyin içerisinde bize zarar verecek, bedenimize zarar verecek maddeler var. Onları tatlandırıcı, onlara tatlandırıcı ekliyorlar. Uzun ömürlü olsun diye bazı maddeler ekliyorlar. Çin'den getirilen yağ ürünleri var. Onu katıp tatlandırıp yerken belki hoşumuza gidiyor, zevkimize gidiyor ama bedenimize büyük, vücudumuza büyük zararları vardır. Ki bunu görüyoruz. Türlü türlü hastalıklar. Genç iken türlü türlü hastalıklarla şu an boğuşan yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca insan var. 25 yaşında kalp krizinden giden insanlar, hatta 18 yaşında kalp krizi geçirip rahmetli oluyor. Allah rahmet eylesin. Onun vakti gelmiştir ama bizim sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Kalp krizinin sebebi damar tıkanıklığıdır. Damar tıkanıklığının sebebi çok yağlı yiyecekler tüketip
damar yollarını tıkatmaktır. Yani kanımızın yağlanmasıdır. Ama zeytinyağı, incir, limon, geçen hafta biz anlattık. Maydanoz, limon kürünü anlattık. Burada kanı temizleyen özellikleri var. Kan akışını hızlandırır. Kalp sağlığına çok iyi gelir. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Bunları bizim mutlaka hayatımıza geçirmemiz lazım. Evet, kuru incirimizi bu şekilde hazırladıktan sonra dedik 5 gün karanlık odada paketliyoruz, bekletiyoruz. 5 gün sonra her gün sabah ve akşam yatmadan önce bir tane incir çıkartıp zeytinyağıyla beraber yiyeceğiz inşallah. Mevlam şifasını ikram eylesin cümlemize değerli kardeşlerim.